Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla, yeni bir modelle videolarımıza devam ediyoruz. Evet, güzel mi güzel bu papatya modifini bugün öreceğiz. Ne örmek istiyorsanız, hırkalarda, çantalarda, battaniyelerde, kırlentlerde, atkılarınızda, şapkalarınızda seçeceğiniz ipe bağlı. Kolay mı kolay bu modeli şöyle iki renkten bir de ortasına minik bir sarı kenarı dört sıra ortası papatya Evet kolay mı kolay modelimize şöyle hemen başlayalım. Öncelikle sarı rengimizle başlıyoruz. Sihirli halka. Evet şöyle yapıyoruz. Sihirli halkamızı parmağımıza doladık. Tığımızla ilmeğimizi aldık. Ve halkamız hazır. Dilerseniz 4 zincir veya 5 zincirle ipinize göre ayarlayıp zincirde yapabilirsiniz ortasına. Evet 3 tane zincir çektim. 12 tane ikili trabzan. Yani 2 de çıkıyoruz trabzanlarımızı. 12 taneyi örüp Şöyle devam edelim. Evet şöyle sayalım. 4, 6, 8, 10, 12. Sihirli halkamızı kapatabiliriz. İlk baştakine bağlantımızı kaydırmayla yaptık. Bir zincir çekip ipimizi kesebiliriz. Şöyle sihirli halkamızın ortasını da sıkılaştıralım. Evet sonradan açılma yapmasın Fazla ipliklerimizi de keselim Hemen dilediğiniz renklerde Orta kalınlıkta iple devam ediyoruz İpimizi sabitledik İstediğiniz her yerden başlayabilirsiniz Her trabzan tepesine sık iğne öreceğiz Öreceğimiz sık iğneler her tepeye 2 tane Evet aynı yere 2 tane 12 tane trabzanımız vardı bu sırada 24 tane sık iğnemiz olacak. Bakın 1 aynı yere tekrar bir sık iğne. 1 2. Sayımız 24 tane olacak. Evet. Sağ papatyalarının tam sayısını tutturmak için sayısı önemli. Her tepeye 2 tane sık iğne örerek 24 taneye çoğalttık. Son iki taneyi de örelim. Devam edelim. Herkesin örebileceği kolay bir model. Evet kaydırmayla başladık bakın. Şu fazla ipi alalım oradan. Göz yormasın. Şimdi 8 tane zincir çekiyoruz. Çok sıkı olmayan. Evet 8. 2 tane zincir atlıyoruz. 1, 2. 3. ye bir sık iğne. Şimdi orta modifimize kadar 6 tane sık iğnemiz olacak. 6. İlk başta başladığımız hemen o dibine şöyle bir kaydırma yapıyoruz. Bakın aynı yere. Şimdi 3 tane sık iğne yan yana. 3. sık iğneyi ördüğümüz zaman 8 tane zincir. 2 tane atlayıp 3.ye sık iğne. Evet 6 tane sık iğnemizi örelim. 6 aynı sık iğnenin dibine kaydırmayla bağladık. Şimdi yan yana 3 tane sık iğne. 2 tanesi model arasında kalacak. 3. de papatyanın yaprağına kullanıyoruz. 8 tane zincir. 2 tane atlıyoruz. Üçüncüye sık iğne. Toplamda 6 tane sık iğnemiz olacak papatya ortasında. Bu sırayı bu şekil tamamlayacağız hanımlar. Bakın sık iğnenin hemen dibine bir kaydırma ile bağladık. 3 tane yan yana. 2 tanesi papatya arasında kalacak. 1 tanesini de papatya dalı için kullanıyoruz. Evet 8 tane şöyle olacak. Sonuncuyu da beraber yapalım. 7 tane oldu benim. 1 2 3 tane sık iğne. Bakın orada da 2 tane kaldı. Hep papatya aralarında ikişer tane kalacak. 8 tane zincir. 2 tane atlayıp 3.den sık iğnelerimizi örüyoruz 6 tane. Her zincire bir tane. 5 6. Hemen dibine kaydırmamızı yapıyoruz. Şimdi her papatya dalı arasında iki tane sık iğnemiz var. Birinciyi atlıyoruz, ikinciye sık iğne. Şimdi burada şöyle hemen göstereyim. Bakın hep arasında ikişer tane. Birinci zincirimden şöyle başlıyoruz. 6 tane sık iğne örmüştük. Birinciden başlıyoruz. Bir tane sık iğne. İlmek aldık. İkinciye bir tekli trabzan çakma sık iğne de diyorlar. 3 tane de şöyle üçüncüden yani 4 tane de ikili trabzan 6 tane sık iğnemiz vardı tamamladık şimdi tam şu ortada hani dönerken 2 zincir bırakmıştık o ortaya 5 tane trabzan örüyoruz 2 de çıkıyoruz 5 tane trabzanımızı tam orta tepeye örüyoruz Şimdi ördüğümüz sık iğnelerin tepesi 6 tane vardı. Yan yana 4 tane trabzan örüyoruz. 2 de çıkıyoruz. 4 tane. Son 2 taneye bir tekli trabzan örüyoruz. Sonuncuya da şöyle sık iğne. Yukarı çıkışla aşağı çıkı iniş aynı. Bakın şu ortada iki sık iğne vardı. Hemen bir tanesine şöyle batıyoruz sık iğne ile. Ve birinci papatya yaprağımız bitti. Şimdi tekrar göstereyim. Papatya dalında şöyle bir sık iğne, ikinciye tekli trabzan, üçüncüye ikili trabzan, ikili trabzan, ikili trabzan, ikili trabzan dört tane olacak. Evet. Tam orta yere de şöyle dönüş yerine 5 tane. Eğer eliniz sıkıysa 6 tane de örebilirsiniz. Şimdi ördükten sonra aşağı inişte 6 tane sık iğnemiz vardı. 4 tane yan yana trabzan örüyoruz. Evet ilmek aldık bir tekli trabzan çakma sık iğne de diyorlar sonuncuya da bir sık iğne ve 6 tane sık iğneyi böylelikle tamamlıyoruz. Evet birinciye bir sık iğne İlmek aldık ikinciye tekli trabzan 3 4 5 6 ya da şöyle ikili trabzanlarımızı örüyoruz. Tam ortaya da 5 tane. Böyle böyle 8 taneyi tamamlayalım. Şu sonuncuyu beraber yapalım. Evet bakın sonuncuya geldim. Sık iğne ile ortaya şöyle bir sık iğne yaptım. Bir tane sık iğne ile başladım. Bir tekli trabzan. 4 tane yan yana trabzanlarımı örüyorum. Evet 6 tane sık iğnem vardı. 1 sık iğne, 1 tekli tırabzan, 4 tane ikili tırabzan. Tam tepeye de 5 tane tırabzanımı örüyorum. Evet şimdi aşağıya inerken de şöyle 6 tane var bakın. Yan yana 4 tane tırabzan. Dört evet, bir tekli trabzan. Sonuncuya da bir sık iğne. Ve tamamladık. 8 tane oldu. Bakın sayılı yaptığımız için tam dek geldi. Ne artma ne fazlalık hiçbir şey yok. Şimdi bu zinciri yapacağız arkasında. Evet şöyle tam ortaya sık iğne ile başlayalım. 4 tane zincir çekiyoruz. İki papatya arasında bir tane sık iğnemiz vardı. Oraya bir sık iğne. 4 tane zincir 1 iki papatya dalı arasındaki tek sık iğnenin tepesine bir sık iğne. 4 tane zincir bir sık iğne. Bakın şöyle. önden doğru batıyoruz tığımızı. Düzgün durması için tığ modelin yüzünden. Burayı böyle tamamlayacağız. Şuralarda tek sık iğnelere bata bata Evet, dört zincir, bir sık iğne böyle tamamlıyoruz. Bakın, sonuncu yere geldik. Hemen yanına kaydırmayla bağladık bir zincir. İpimizi burada kesebiliriz. Şu ipi de gizleyelim. Diğer rengi geçtiğimizde gözümüze batmasın. Evet, istediğiniz renklerden örebileceğiniz kolay bir model. İnce iple de güzel olur, kalın iple de böyle orta kalınlıkta benim ipim. Şimdi bu çektiğimiz zincirlere bu arka tarafa şöyle 4 sıra olacak şekilde örelim. Evet hemen şu yavraz rengimi alalım. İpimi tığıma sabitledim. Papatya yapraklarını şöyle dallarını içeriye kıvıralım. Bakın benimle beraber örün. Sayınız tam dek gelecektir. Herhangi bir yerinden başlıyoruz o yaptığımız zincirlere. 3 tane trabzan. İlmek aldık. Diğer zincirli yuvaya geçiyoruz. Buraya 6 tane o 3 taneyi en son 6'ya tamamlayacağız. Bir üst sıraya geçmek için o 3 tane bize lazım. Evet 6 taneyi şöyle ördük bakın trabzan. Diğer yuvaya geçtik. Önce 3 tane. Şöyle göstereyim. Şu köşeleri yapacağız. Bu üçlü olan yerler köşeler. 3 tane trabzana ördükten sonra 2 zincir. Aynı yere 3 tane daha trabzan. İlmek aldık diğer yuvaya geçtik 6 tane trabzan Bir zincirli yere 6 tane trabzan diğer zincirli yuvaya da Önce 3 tane 2 zincir 3 tane Sırayı bu şekil tamamlayacağız Bakın 6 tane trabzanımı ördüm diğer yuvaya geçtim 3 tane 2 zincir Aynı yere tekrar 3 tane. Burası bizim modifimizin köşeleri olacak. Diğer yuvaya geçtik. 6 tane. Evet. İlmek aldık. Köşeye geldik. 3 tane trabzan. 2 zincir aynı yere tekrar 3 tane. İlmek aldık. Şimdi 6 tane trabzana son yuvamıza örelim. Evet başladığımız yere geldik. Bakın 3 tane trabzanımız vardı. Hemen yanına 3 tane daha örüyoruz. Böyle köşeye tamamlayacağız. İki tane zincir hemen şu ilk başa bir kaydırma ile bağladık. Bakın şöyle hemen köşeleri görelim. Gördükçe daha kolay örersiniz. Anlatımdan anlatmaktansa Şöyle görerek anlaşılır. Bakın 4 tane köşe yaptık. Evet. Şimdi devam edelim. Bir de keselim. Şimdi dilerseniz şöyle geriye doğru sık iğne ile gelebilirsiniz. Dilerseniz 3 zincir çekip direkt geriye. Evet. 3 tane yaptık. İlmek aldık. Şimdi şu arada boşluk var bakın. 3 tane trabzandan sonra diğer yuvaya geçerken oraya 3 tane trabzan ördük. İlmek aldık. 6 trabzan örmüştük. 3'ü sağda 3'ü solda kalacak şekilde trabzan boşluğundan batıp 3 tane trabzan ördük. 3 trabzan atlayıp diğerine de şöyle 3 tane örüyoruz zincir çekmiyoruz hanımlar sadece köşelerde evet köşeye geldik önce 3 tane trabzan ördük 2 zincir aynı yere tekrar trabzan örüyoruz 3 tane her trabzanı şöyle bakın zincir çekmiş gibi 3 tane 3 taneye ayırıyoruz Zaten ilki şöyle yuvadan yuvaya geçerken bakın boşluğu var belli. Oraya 3 tane ördük. Yanındaki yuvada 6 tane trabzanımız var. Üçünü ayırdık. Tam orta boşluğundan ayırıp şöyle 3 taneyi ördük. İlmek aldık. Diğer yuvadan yuvaya geçiş yerde de belli zaten. Oraya da 3 tane trabzanımızı ördük ve köşeye geldik. Evet birinci sıranın trabzanlarını üçer tane ayırıp boşluğundan batıyoruz. Her şeye ayırdığımız yere şöyle üçer tane örüyoruz. Zincir çekmiyoruz. Sadece köşelerde zincirimiz var. Evet devam edelim. Şöyle köşede önemli olan köşeler. Evet bakın köşeye geldik. Şimdi burada papatya yapraklarımızı da bağlayacağız artık. Ekleyeceğiz yani. 3 taneyi ördük köşede ve köşe böyle oldu. Bir zincir. Belli olmaması için önden değil şu tepeden batıyoruz bakın. Şuradan. Tığımızı geçirdik. Kaydırma yapıyoruz. Bir zincir. Evet şöyle. Bakın hiç belli değil. Evet bir zincir çektikten sonra şöyle hemen şuraya bir kaydırmayla ekliyoruz. 3 zincir şöyle hemen oraya geriye geldim bakın o bir zincir, zincir çektiğim yere üçledim trabzanımı. Şimdi her boşluğa şöyle batıyoruz. Bakın 3 tane trabzan örüyoruz. 3. Diğer boşluğa 3 tane ördük. Tam ortaya geldik. 2, 1, 2. Bakın şu orta bir zincir. Şimdi papatya yaprağımızı ekleyeceğiz. Bakın buraya dikkatli bakın. Güzel dursun eklediğiniz tam tepeden kaydırma yapıyoruz bir zincir sıradaki yuvaya hemen şöyle 3 tane trabzanımızı ördük bakın hiç belli değil diğer boşluğa da örelim hem köşelerde hem de ortada şöyle ekleme yerlerimiz olacak Evet köşeye de hemen 3 taneyi örelim tekrar ekleyelim bir zincir şöyle köşe bakın burayı özellikle şöyle gösterdim 5 tane trabzanımız vardı ikinci ile üçüncü şöyle ucu üçüncüden çıkacak kaydırdık bir zincir ilmek aldık aynı köşeye üç tane daha örüyoruz ki köşemiz devam etsin Evet şimdi şu boşluklara hep öreceğiz. Şu ortaya gelene kadar. 3 tane trabzanımızı yuvaya ördük. Öreceğimiz yerler belli zaten. İkinciyi de örelim. Evet, üçüncüye geçmeden ekleme yapacağız. 3 1 zincir ve papatya yaprağımızı şöyle ikinciden ve sayıyoruz ikinci ile üçüncü arasından şöyle tam tepeden ortalayıp bir zincir diğer yuvaya trabzanla devam ediyoruz eklememiz bu kadar kolay sadece bu modeli istediğiniz büyüklükte örebilirsiniz bu arka köşeyi yani bu arka sırayı istediğiniz kadar örebilirsiniz papatyalar ortada kalabilir. Ne örmek istiyorsanız yorumlarda da belirtirseniz sevinirim. Evet her türlü ip de güzel duracaktır. Özellikle ince iplerle de çok güzel olur. Sona geldik. 3 tane yaptık. Şimdi bu köşeyi birleştireceğiz. Baştakine bağlantımızı kaydırmayla yaptık. Ve Bitti. Tabi daha bitmedi. Bir sıra daha gideceğiz de. Ekleme sıramız bitti. Evet dediğim gibi bu son sıra. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Hep aynı gidecek. İstediğiniz kadar sıra çoğaltabilirsiniz. Buradan sonrası size kalmış. Köşe için 3 tane yaptıktan sonra Diğer yuvaya geçtik. 3 tane trabzan. Artık yerlerimiz belli. Hep böyle üçer tane öreceğiz trabzanlarımızı. Zincir çekme yok. Sadece köşelerde zincir çekiyoruz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bakın. Bir taneyi ördükten sonra ekleme yerine de bir tane örüyoruz. Aynı rengimizin tepesine. Papatya tepesi değil ekleme yerine. Şimdi orayı tekrar göstereceğim oraya gelince köşedeyiz bakın. Bir önceki sırada ekleme yaptık. 3 taneyi sağ tarafa 2 zincir. Evet, diğer 3 taneyi de diğer tarafa birer tane zincir çekmiştik eklerken boşluğa batıyoruz ve köşemizi yaptık bakın. Ördük. Evet şimdi şu ortada tekrar şurayı göstermek istiyorum anlaşılması açısından. Şimdi şuralarda birer tane zincir çekmiştik bakın. Bir tane trabzan. Tam şu ekleme tepesi var. Aynı rengimizden. Oraya bir tane trabzan ve diğer boşluğundan da bir tane ve üçledik bakın. Tam ortada kaldı ekleme yerimiz. Oraya da dikkat ederseniz Örgeniz muntazam güzel olacaktır. Evet tekrar köşeye geldik. Şöyle birer zincir çekmiştik. Bakın köşe burası. İlk şöyle 3 taneyi örüyoruz. 2 zincir. Diğer 3 taneyi de ekleme yerinin öbür tarafına örüyoruz. Aynı yer aslında ekleme yeri ortada kalsın sağa sola kaymasın. Evet eklememiz de böyleydi. Üstü de böyle oluyor hanımlar. Kolay mı kolay modelimiz. Bakın sona geldik. Bu köşe önemli. Başlama ve bitme köşesi. 3 tane trabzanımızı aynı köşeye ördük. 2 zincir. Şimdi burada ister kesebilirsiniz. ister aynı şekilde Devam edebilirsiniz. Büyütmek isteyenler için söylüyorum. Evet, modelimiz bu kadardı. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Neler örebiliriz, neler yapabiliriz? Bana da fikir vermiş olursunuz. Belki de beraber öreriz bir şeyler. Evet, bugünkü modelimiz bu kadardı istediğiniz renklerde, istediğiniz iplerde örebileceğiniz kolay bir model. Evet bakın. Ben şimdi böyle videoda belli olsun diye bu renklerden ördüm ama daha canlı renklerle, daha koyu renklerle istediğiniz renklerle de örebilirsiniz. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim teşekkür ederim izlediğiniz için başka videolarda başka modellerde görüşmek üzere Evet bitti çok da güzel oldu şöyle çayımı da koyayım bardak atlığı olarak da kullanabiliriz Bu arada teşekkürler